Tüm Türkiye sahte fon vurgunu davasının 4. duruşmasına kilitlendi. Bankacı Seçil Erzan ve tuzağa çektiği futbolcular ilk kez yüzleşti. Ayrıntıların bir kısmını dün akşamki bültenimizi ekrana getirmiştik. Duruşma tam 13 saat sürdü. Peki sonra ne oldu? Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Muslu Era ifadelerinin ardından salondan ayrıldı ve Seçil Erzan mahkeme heyetine itirafta bulundu. Duruşmaya Erzan'ın bugüne dek hakkındaki iddiaları her seferinde reddeden Fatih Terim'le ilgili açıklamaları damga vurdu. Mahkemeye ilişkin bir şeyler söyleyeceğiz. Kapıya dikkat edin. Dolandırdığı futbolcularla 11 ay sonra ilk kez yüz yüzeydi. 26 milyon dolarlık dev vurgunu nasıl yaptığını anlattı. Bugüne dek sakladıklarını tek tek itiraf etti. Seçil Erzan, Fatih Terim sorusuna da mahkemede ilk kez açıklık getirdi. Fatih Terim'in adının geçmemesi eleştirilerine cevap verdi Erzan, açıklamaları 4. duruşmanın görüldüğü salona damga vurdu. Fatih Terim'le ilgili bir şeyler söylemediğim konuşuluyor. Hoca bir dönem özel bankacılıkta zarar etmişti, bankayı da değiştirmek istiyordu. Bana 300 bin dolar elden teslim etti ve ne istersen yap sen yaparsın, değerlendir bu parayı dedi. Sonra da 1 milyon dolar verdi. Özellikle 2022 Ocak ayından itibaren 2023 Nisan ayına kadar yatırılan tüm tutarları, bu zaman aralığındaki tüm parayı Fatih Terim'e ben verdim. Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayın. Önemli ve büyük bir müşterinin kredilerini şubeden ötelettirdim. Arka arkaya ötelettiriyorum. Banka o dönem şubeye teftişe gelebilirdi. Yetki tamamen bendeydi. Sonradan nasıl böyle bir hataya düşmüşüz dediler. Bu kişi kim? Ötelenen kredi hocanın kredisiydi. Fatih Terim fonu demedim. Asla kabul etmiyorum. Bu Fatih Terim fonu kendilerinden çıkan bir şey oldu. Birkaç kişiye söylediğim oldu sadece zor dönemdeyken. Hatta Fatih Terim fon zedeleri diye grup kurulmuş. Ben hocaya bir fon kuracaktım. Öyle bir planım vardı ama kurulamadı. Erzan'ın evinden çıkan belgeler ve tanıkların ifadesi sonrası sözde fonun Terim'in bilgisi dahilinde olduğu iddia edildi. Fatih Terim bana iki parça halinde 1 milyon 300 bin dolar verdi. Verdiği paradan fazla harcaması oldu. Hocanın hesabına bakılsın. Gelen para benden gelmiştir. Hoca hesabındaki açık için Bodrum'daki villasını satacaktı. Ancak o satışı yapmadı. O para gelseydi alacaklıların parasını ödeyecektim. Arda Turan 7,5 milyon dolar alacağının olduğunu söylüyordu. Ancak Seçil Erzan bu sayıyı yalanladı ve sadece 2 milyon 816 bin dolar alacağının olduğunu söyledi Arda Turan için. Ve hatırlamadığım rakamlar varsa getirsin bakalım dedi. Bir şey söyleyecek misiniz efendim? Günaydın efendim. Günaydın, nasılsınız? Duruşmaya katılmayan Gaziantep Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın ifadesinin alınması için Gaziantep'e yazı gönderilmesine, banka üst düzey çalışanlarının da bir sonraki mahkemede hazır bulunmasına karar verildi. Sahte fon vurgununun 5. duruşması ise 24 Mayıs tarihinde yapılacak.